örgüt yöneticileri aramızda, Van Çağdıran Derneği yöneticileri aramızda, tabii ki her hafta olduğu gibi Ankara İl Örgütü yöneticilerimiz, üyelerimiz aramızda, Çankaya, Ekimesut, Keçiören, Mamak İlçe örgütleri aramızda. Hepiniz hoş geldiniz, onur verdiniz. Şimdi konuşmaları yapmak üzere değerli genel başkanımız Pervin Buldan'ı Değerli arkadaşlarım, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, yine bugün grup toplantımıza katılmak üzere Konya'dan ve Ankara ilimizden grubumuzu dinlemek üzere buraya gelen sevgili arkadaşlarım, basının değerli emekçileri ve engelli vatandaşlarımız aramızda. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Saygı ve sevgilerimi iletiyorum hepinize. Değerli arkadaşlar, konuşmama başlamadan önce dün Edirne cezaevinde hem bizleri hem halkımızı hem kamuoyunu endişelendiren bir haber aldık. Hepiniz çok yakından takip ettiniz sevgili Selahattin Demirtaş'ın 26 Kasım'da nefes daralması ve göğüs sıkışması sonucu geçici bir bilinç kaybı yaşadığına dair bir bilgiyi üzülerek öğrendik. Özellikle şunu ifade etmek isterim. Kendisi yaşadığı sağlık probleminin kamuoyuna yansımasını istememiştir. Cezaevine giden arkadaşlarımız ve avukatlarla da bu durumu paylaşmamış, bilgi vermemiştir. Bunu özellikle bilinmesini istiyorum. Ve biz dün bu haberi alır almaz milletvekili arkadaşlarımız Erol Katırcıoğlu ve Necdet İpekyüz'ü Edirne'ye gönderdik ve sevgili Demirtaş'la bir görüşme gerçekleştirdiler. Bugün de sevgili Mithat Sancar ve Fatma Kurtulan arkadaşlarımız Edirne'ye gittiler. Birazdan bir görüşme gerçekleştirecekler. Dün öğrendiğimiz bilgi çok şükür ki kendisinin iyi olduğunu öğrendik ve partimizin girişimleri sonucu kendisini tam teşekküllü hastaneye sevk ettirdik değerli arkadaşlar. Gerekli kontrol ve tetkikleri yapıldı. Şu an için genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve gelişmeleri yine yakinen takip ettiğimizde belirtmek isterim. Ancak şunu belirtmekte fayda var. 3 yıldır hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulan sevgili Selahattin Demirtaş, sevgili Figen Yüksekdağ ve tutuklu tüm milletvekili, belediye başkanı arkadaşlarımız ve yine hasta tutsaklar derhal tahliye edilmeli ve bu hukuksuzluğa, rehine politikasına bir an önce son verilmelidir. Demirtaş, Yüksekdağ ve tüm arkadaşlarımızın sağlığı dahil yaşanacağı her türlü olumsuzluktan bu iktidar sorumlu olacaktır. Buradan bir kez daha sevgili Demirtaş'a geçmiş olsun dileklerimizi ve bununla birlikte kucak dolusu sevgilerimizi iletiyoruz. Evet değerli arkadaşlar, bugün 3 Aralık. 3 Aralık bize şunu hatırlatıyor. Özgür Ülke gazetesi 1994 yılında bombalanmıştı ve bu bombalanmanın üzerinden tam 25 yıl geçti. O bombalamada yaşamını yitiren özgür basın çalışanı Ersin Yıldız'ı buradan bir kez daha rahmetle anmak istiyorum. O dönem özgür basını bombalarla, faili meçhul cinayetlerle, göz altında kaybetmelerle susturmaya, gerçeklerin üzerini karartmaya çalıştılar. Ama özgür basını yıldıramadılar. Bugün de özgür basını susturmaya çalışan aynı anlayışın devam ettiğini görüyoruz. Ve iktidarın emriyle gazeteciler gözaltına alınıp hala tutuklanıyor. Ancak biliyoruz ki gerçekler asla karartılamayacak ve bu ülkede özgür basın hiçbir zaman susmayacaktır diyoruz. Evet, bugün ayrıca değerli arkadaşlar, Uluslararası Engelliler Günü ve Türkiye nüfusunun %13'ünü
engelliler oluşturmaktadır. Engellilerin yaşam standardı bir ülkenin toplumsal vicdanını yansıtır. Eğitimden sağlığa, sosyal ve ekonomik her türlü alanın dışında bırakılmanın yanı sıra toplumsal sürece katılımda demokratik haklar ve en temel insan haklarından dahi mahrum bırakılan engelliler, meselenin sosyal bir olgu olarak algılanmaması sebebiyle ancak vicdani duygularla üzerinde durulan hayırseverlik faaliyetlerinin konusu olmak durumunda bırakıldılar. Engelliliği kişisel bir trajedi olmaktan çıkarıp bu konuda engellileri merkeze koyan bir bakışa acilen ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Ulaşımdan iletişime, eğitimden çalışma hayatına kadar her türlü alanda yaşanan eşitsizlik ve ayrımcılıkları gidermek öncelikli görevimiz olmalıdır. Engellilik durumunu engelli kişinin problemi olarak gören, engelli kişiyi toplumun karşısına koyan yanlış anlayışı buradan bir kez daha reddediyoruz. Evet, engellilerin temel talebi engelliliğe dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve eşit yurttaşlık talebidir değerli arkadaşlar. Engellileri dikkate almadan yapılan her türlü düzenleme eşit yurttaşlık ilkesinin ihlalidir. HDP olarak engelli yurttaşlarımızın eşit yurttaşlık başta olmak üzere tüm taleplerinin sonuna kadar yanındayız ve bu talepler gerçekleştirilinceye kadar birlikte mücadele etmeye de devam edeceğiz. Grubumuz kanun teklifleri, soru önergeleri, araştırma önergeleriyle engellilerin taleplerinin ve sorunlarının takipçisi olmaya devam edecektir. Yerel yönetimlerimizde engellileri merkeze alan politikalarımıza her zaman öncelik vermeye devam edeceğiz. Engelliler yalnız değildir. HDP sizin yanınızdadır. HDP sizin sesinizdir diyoruz değerli arkadaşlar. Evet, gün geçmiyor ki yeni bir kadın cinayeti yaşanmasın. Sokaklar kadına karşı yeni bir şiddete sahne olmasın. Eskişehir'de Ayşe Tuğba Arslan 6 ay önce ayrıldığı ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kişinin satırlı saldırısı sonucu ne yazık ki hayatını kaybetti. Saldırgan hakkında 23 kez şikayette bulunmasına rağmen kadının başvurusu takipsizlikle sonuçlanmıştır. Savcılığın gerekçesi bildik ve tanıdık. Delil ve tanık yokluğu. Bu gerekçeyle aslında kadının isteği ve talebi yerine getirilmemiş. Oysa delil de ortada, fail de ortada, tanık da ortada. Bunları dikkate alarak alacak bir yargının olmadığını biliyoruz ve yargının bu takipsizliği kadın cinayetlerini beraberinde getirdiğini de biliyoruz. Muhalif herkesi aldığı nefese kadar takip eden, hukuksuzca insanları cezaevine atan yargı, adım adım yaklaşan kadın cinayetlerine takipsizlik kararı veriyor değerli arkadaşlar. 10 kişi Kızılay'da toplansa ve zamları protesto etse etrafını 1000 tane polis sarar ama bir kadın tehdit ediliyorum, öldürüleceğim diye feryat ettiğinde görmezden gelen bir yargı ve devlet zihniyetiyle karşı karşıyayız. Yargı iktidarın işlerini takip etmekten kadın cinayetlerini takip etmeye ne yazık ki fırsat bulamıyor. İşte bu yüzden diyoruz ki kadın cinayetleri devletin, iktidarın, yargının ve güvenlik kurumlarının sorumluluğunda işlenmektedir. Kadınları koruması gereken İçişleri Bakanlığı görevini yerine getirmemektedir. Sadece bu yılın ilk 10 ayında 390 kadın katledildi ve her gün bir kadın katledilirken o bakanlık koltuğunu işgal edenlerin bir saat dahi o görevde kalmaması gerekir ve istifa etmesi gerekir. Kadınlara çağrımız şudur değerli arkadaşlar. Asla pes etmeyin.
Asla susmayın. HDP her zaman sizin yanınızdadır, sizinledir. Sizin sesiniz HDP'nin sesidir, sizin mücadeleniz HDP'nin mücadelesidir. Hep birlikte mücadele çağrımızı buradan bir kez daha yinelemek istiyorum. Evet, kadın cinayetleri, iş cinayetleri, artan şiddet kültürü göstermektedir ki karşı karşıya olduğumuz devlet iktidar yapılanması yurttaşın güvenliği için değil, kendisini yurttaştan korumaya yönelik konumlandırmıştır. O yüzden kadının haksızlığa uğrayanın, hak arayanın inanabileceği, güvenebileceği, sığınabileceği bir adalet, hukuk ve yargı sistemi bu ülkede ne yazık ki yoktur arkadaşlar. Var olan yargı ve güvenlik mekanizması siyasi iktidarın çıkarlarını korumak için vardır, vatandaş için yoktur. Bir kadın ölüm tehdidi nedeniyle 23 kez savcılığa başvuruda bulunur, dikkate alınmaz ama sokakta bir kişi AKP'yi eleştirdiğinde aynı yargı onun peşine düşer, evinin kapısını kırarak gözaltına alıp tutuklar. Ülkenin manzarası ne yazık ki artık budur. Kadını, yurttaşı koruyamayan iktidar 7 gün 24 saat HDP ile toplumsal muhalefetle demokrasi mücadelesi veren insanlarla uğraşmaktadır. Bu da yetmiyor değerli arkadaşlar. Amet sporla uğraşmaktadır. Hedef gösteriyorlar. Futbol topundan korkan bir iktidar var değerli arkadaşlar. Evet, Amet Spor'un büyümesi, gelişmesi bunları oldukça rahatsız ediyor. Amet Spor başta olmak üzere aslında bölgedeki bütün futbol takımları halkımızın göz bebeğidir. Amet Spor sadece bir takım değildir. Bir kimliktir, bir iddiadır, bir hedeftir ve halk Amet Spor'un arkasındadır. Amet Spor tüm engellemelere ve baskıya rağmen AKP'nin kalesine gol atmaya devam edecektir. Evet, siyasi ligden düşeceğini anlayan AKP iktidarı ayakta kalabilmek için gece gündüz değerli arkadaşlar HDP'ye gözaltı operasyonları yapmaktadır. Geçen hafta hem HDP hem DTK yöneticileri, insan hakları savunucuları, sendikacılar, gazeteciler dahil 150'ye yakın kişi hukuksuzca gözaltına alındı. Son bir ayda partimize yönelik Van, Ankara, Antalya, Antep, Mardin, Urfa, Batman, Kocaeli ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında belediye eş başkanlarımız ve parti yöneticilerimizin de bulunduğu 350'ye yakın siyasetçi gözaltına alındı ve büyük çoğunluğu da tutuklandı. HDP'nin neredeyse yarısı içeridedir değerli arkadaşlar. AKP polisi, AKP savcısı resmen HDP'li avına çıkmıştır. Biz bir ayda 350 IŞİD'linin yakalandığını duymadık. 350 suç örgütünün çökertildiğini de görmedik. Hırsızlık, yolsuzluk yapan 350 suçlunun gözaltına alındığına tanıklık da etmedik ve gerçek suçlular dışarıda. Ne yazık ki HDP'liler, barışı isteyenler, demokrasiyi savunanlar içeride değerli arkadaşlar. 10 Ekim katliamında da ortaya çıktı. IŞİD'liler elini kolunu sallaya sallaya dolaşır ama HDP'liler tutuklanır. Kadınlar sokak ortasında göz göre göre öldürülür, faile dokunulmaz ama basın açıklaması yaptı diye HDP'liler, demokratik kurum temsilcileri gözaltına alınır. Yolsuzluk yapan kayyumlar görev başında tutulur ancak hırsızlığı ortaya çıkardığı için Diyarbakır Belediye Eş Başkanımız sevgili Selçuk Mızraklı tutuklanır. Bu nasıl bir adalet anlayışıdır? Bu nasıl bir rezil anlayıştır? Gerçekten ülkeyi getirdikleri yer tam bir çürümedir. Artık tuz kokmuştur değerli arkadaşlar. Çünkü şunu biliyoruz, AKP-MHP ittifakı
yasal demokratik faaliyetleri, demokratik etkinlikleri, siyasi parti faaliyetlerini suç haline getirmek için uğraşmaktadır. Vekillerimizin ve hepimizin konuştukları ve konuştuğumuz her bir cümleye ve katıldığımız her bir etkinliğe fezleke hazırlanıyor ve konuşmalarımız fezleke konusu yapılıyor. Neredeyse nefes alıp verdiğimize dahi dava açacak duruma geldiler. Demokratik siyaseti suçmuş gibi göstermek isteyen AKP, cemaatle birlikte bir dönem işlediği suçlara önce bir baksın diyoruz. Evet, suç arıyorlarsa, teröre destek arıyorlarsa cemaat girişimlerine baksınlar. Orada her şeyi net ve çıplak bir şekilde göreceklerdir. Evet, cemaati 15 Temmuz'da darbe yapacak düzeye getiren, kanunun her kademesine darbecileri yerleştiren ve onların her istediğini yapan darbenin siyasi ayağını kendi içerisinde sır gibi saklayan yine kendileridir. Suç arıyorlarsa beraber yürüdükleri yollara baksınlar. Suç arıyorlarsa beraber ıslandıkları yağmura baksınlar diyoruz. Evet, anayasayı, yasaları çiğneyerek halkın seçtiği belediye başkanlarını tek tek görevden alıp yerine kayyum atayan zihniyet, paralel devlet zihniyetinin devamıdır. AKP kayyum atamalarıyla tüm ülkeyi kuşatacak yeni bir paralel rejim inşa etmeye çalışıyor. Anayasanın, yasanın, hukukun, adaletin, halk iradesinin, demokrasinin yok sayıldığı bir rejimdir bu. HDP'ye bu denli yüklenmelerinin sebebini çok iyi biliyoruz. Hedefleri demokratik siyaset alanını kapatmak, toplumsal muhalefeti tasfiye etmek, saray iktidarını ve faşizm politikalarını kalıcı hale getirmektir. Evet, AKP-MHP iktidarının önündeki tek engel HDP'dir ve 31 Mart'ta, 23 Haziran'da HDP'nin gücünü gördüler. Şimdi bu gücü bitirmenin gayreti içerisindeler. HDP'yi bitirdikleri gün demokratik taleplerin, toplumsal muhalefetin de biteceğini, herkesin susacağını ve iktidarlılığının sağlamlaşacağını düşünüyorlar. Bu nedenle bize yöneliyorlar. Bu nedenle HDP'yi tasfiye etmeye çalışıyorlar değerli arkadaşlar. Ama yanılıyorlar. HDP bitmez, bu halk bitmez. Bu mücadele bitmez, bitirilemez. Bize yöneldikçe kaybedecek olan kendileridir. Evet, biz bedel ödüyoruz ama büyük kaybeden kendileri olacaktır. Bizler AKP siyaset sahnesinden yok olana dek mücadele alanlarındayız. Bu mücadeleyi de asla bırakmayacağız diyoruz. Çünkü biz öyle bir gelenekten geliyoruz ki değerli arkadaşlar, 12 Eylül vahşetini yaşadık. Bizler faili meçhul cinayetleri yaşadık. İşkencelerden geçirildik. Şu grubumuzda partimizin her kademesinde bedel ödemeyen tek bir arkadaşımız yok. Halkımız derseniz en ağır bedelleri ödeyen onlardır. Evet, katliamlar yaşamıştır ama bir milim geri adım atmamış, direne direne bugünlere gelmiştir. Demokrasi güçleri, devrimciler, sosyalistler, kadınlar, emekçiler hiçbir baskı karşısında yılmamış, geri adım atmamıştır. Yine Aleviler Dersim, Maraş, Çorum, Sivas, Gazi katliamlarına rağmen kimlik ve inançlarından asla taviz vermemişlerdir. Geri adım atmamışlar ve susmamışlardır. Şimdi son günlerde özellikle Alevi toplumunu hedef alan bir takım tehlikeli oyunların oynandığını hep birlikte görüyoruz. Özellikle İzmir ve son olarak Mersin ve Adana'da Alevi yurttaşların yaşadığı evlere işaretler konularak Alevi toplumu tehdit edilmektedir. Şimdi Alevilere yeniden Maraş, Çorum, Sivas hatırlatılmaktadır. Evet, bu tehditler AKP'nin mezhepçi, ayrımcı,
kutuplaştırıcı politikalarından bağımsız düşünülemez. Diyanetin Alevi köylerine Sünni din görevlisi göndermesinden ayrı ele alınamaz değerli arkadaşlar. Özellikle Türkiye-İŞİD ilişkilerinden ve Suriye'de izlenen mezhepçi politikalardan asla ayrı düşünülemez. IŞİD ve ÖSO Suriye'de, Humus'ta, Hama'da Alevi katliamları yaptı ve bu cihatçı yapıların AKP iktidarından gördüğü destek, Alevi yurttaşlara yönelik tehditlerin tesadüfü olmadığını bizlere gösteriyor. Bu tehlikeli durum karşısında Cumhurbaşkanı Alisiz Alevilik tanımını yaparak Aleviler adına Alevilik tarifi yapmaktadır. Sen Aleviler adına karar veremezsin. Buna yetkin de yok, buna haddin de yok diyoruz. Alevilerin üzerinden elinizi çekin diyoruz. Senin tek yapman gereken Alevilerin inancına, kimliğine saygı duymak, ayrımcı, ötekileştirici, dışlayıcı politikalardan vazgeçmektir. Alevi toplumunun temel taleplerini acilen yerine getirmektir. Evet, bugüne kadar Alevilerin hangi sorununu çözdünüz ki Aleviler adına konuşacak cüreti kendinizde buluyorsunuz? Evet, Aleviler bu iktidara asla prim vermemiştir, vermeyecektir de. Buradan Alevi toplumuna özellikle seslenmek istiyorum. Merak etmeyin, sizler yalnız değilsiniz. HDP sizin yanınızdadır ve hep yanınızda olmaya da devam edecektir. Size yönelen her türlü tehdit karşısında HDP sizinle olacak, sizinle birlikte mücadele edecektir. HDP sizin partinizdir. Bu çatı altında yürüteceğimiz mücadele ve hak arayışı hepimizin ortak mücadelesi ve hak arayışı olacaktır diyorum. Alevi vatandaşlarımızı bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, AKP sanıyor ki bu ülkede sadece AKP var ve bu ülke sadece AKP'den ibaret. Ama öyle değil. Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Ermenisiyle, Süryanisiyle, Arabıyla, kadınıyla, gençliğiyle, emekçisiyle bu ülke AKP'den çok daha büyüktür değerli arkadaşlar. Kürdü kayyumla, Aleviyi işaretle, işçiyi emekçiyi yoksullukla, kadını cinayetle, gazeteciyi tutuklamayla, barışın sesini tecrit politikalarıyla susturacaklarını sanıyorlar ama yanılıyorlar. Özellikle tecrit politikasını derinleştirerek faşizmi kalıcılaştırmak istiyorlar ama tecritle bugüne kadar sonuç almadılar, alamazlar. Bundan sonra da alamayacaklarını biliyoruz. Bu halk ne kendisinin ne de özgür iradesinin tecrit altına alınmasına izin vermez, vermeyecektir. Tarih boyunca mazlumlar, zalimler karşısında hiçbir zaman susmadı, bugün de susmayacaktır. İnanın ki bizlerin yaşadığının milyonda birini AKP yaşasaydı bu saatte tuzla buz olurdu. Ama bizler ayaktayız. Ayakta olmaya devam edeceğiz. Bizleri bundan öncekiler yıldıramadı, bunlar da yıldıramayacaktır. Bizim arkamızda milyonlar vardır, halk vardır. Buradan bir kez daha bunu ifade etmek isterim. Demokratik siyasetten, demokratik mücadeleden, barış ve özgürlük yürüyüşünden bugüne kadar vazgeçmedik, bundan sonra da vazgeçmeyeceğiz. Demokratik alanı ve kazanımları asla AKP'ye teslim etmeyeceğiz. Bizler gitmiyoruz, buradayız, hep birlikte mücadelenin içerisindeyiz, hep vardık, var olmaya da devam edeceğiz. Evet, bizim denizlere, mahirlere, mazlumlara, Orhan Doğanlara, sakinelere, İbrahimlere, Berkinlere ve uğurlara sözümüz var diyoruz arkadaşlar. Bu bayrak yere düşmeyecek. Adalet, eşitlik, barış ve özgürlük meşalesi hiçbir zaman sönmeyecektir. Bunun da sözünü veriyoruz sizlere. Bizler asla kaybetmeyiz, kazanırız.
Kaybeden kendileri olacaktır ve yaptıkları zulümlerle, hukuksuzluklarla hep anılacaklar. İstiklal Mahkemesi'ni ve dar ağaçlarını kuranlar, 12 Eylül vahşetini yaşatanlar, faili meçhulleri yaptıranlar, 28 Şubatları yaşatanlar nasıl biliniyorsa AKP'de öyle bilinecek, öyle anılacaktır değerli arkadaşlar. Evet, hukuku, adaleti bitiren bu iktidarın krizi derinleştirdiği önemli bir başka alan ise ekonomidir. Değerli halkımız, değerli arkadaşlar, işsizlik, yoksulluk, açlık her gün daha da tırmanmaktadır ve sahte rakamlarla enflasyonu düşük, büyüme rakamlarını büyük göstermekle gerçeği karartamayacaklarını buradan belirtmek isteriz. Çalışan perişan, emekli perişan, çiftçi, üretici perişan ve borç batağında olmayan tek bir vatandaşımız yok. İntiharların arttığı bir Türkiye'yi yaşıyoruz ve aynı zamanda iş yerleri her gün tek tek kapanıyor. Yapılan zamlarla her şey ateş pahası oldu. Vatandaş manava, pazara, kasaba gidemez oldu. Evet, AKP vatandaşın sofrasındaki ekmeğine, çocuğun cebindeki okul harçlığına, işçinin, memurun elindeki simit parasına göz dikmiş durumdadır. Yolsuzluklarla, yandaşa dağıtılan rantlarla ve savaşa, silaha harcanan paralarla ekonomideki kara delik giderek büyümektedir değerli arkadaşlar. Vatandaşın derdini bırakalım ay sonuna, ayın ortasına bile getiremediği ve geçinemediği bu dönemde bu iktidarın derdi F-35 ve S-400'ün yanına Patriot gibi yeni silahlar almak gibi bir dertleri var. Vatandaş ekmeğini düşünürken bunlar mermi fiyatının hesabını yapıyor. EYT'liler hakkını istiyor, saray yok diyor. Ama öbür yandan ÖSO çetelerine maaş vermeyi biliyorlar. Şimdi de ekonomik kriz gerçeğini gizlemeye ve bunun konuşulmasını dahi yasaklı hale getirmeye çalışıyorlar. İşsiz, işsizim diyemeyecek derse suç olacak, yoksul, yoksulum diyemeyecek derse suçlu olacak. Kamuoyuna da yansıdı. Geçenlerde bir kadın pazar alışverişinde millet açlıktan ölüyor dediği için polis evine gitti ve bu kadını gözaltına aldı. Tek adam rejiminin yeni Türkiye'yi işte budur, yeni Türkiye'si işte budur ve yakında krizin K'sini de alfabeden çıkarırlarsa hiç kimse şaşırmasın diyoruz. Evet, şunu hatırlatmak isterim. Erdoğan 2001 krizinde ne diyordu değerli arkadaşlar? O zaman daha iktidarda değillerdi biliyorsunuz. Bu kriz yoksulluk nedeniyle var ve meydanlarda da bunu bas bas bağırarak ifade ediyordu. Şimdi yolsuzluk ve rant nedeniyle 2001'den daha büyük bir kriz var ama kriz mriz yok diyor. Krizin var olduğunu Türkiye halklarından, Türkiye kamuoyundan saklıyorlar. Kriz var değerli arkadaşlar. Hem de çok derin bir kriz var. Evet, bütün krizlerin en büyük nedeni yolsuzluk ekonomisidir. İsraf ve rant ekonomisidir. Tıpkı bugün olduğu gibi. Tabii kriz saraydan görülmez. Onlar sarayda yaşadıkları için dışarıda kamuoyunun ne yaşadığını, halkın ne yaşadığını görmezler, göremezler. Bakın, sarayın 2000 yılı bütçesi 3 milyar 152 milyon lira oldu. Yani eski parayla 3.1 katrilyon lira. Orada kriz yok çünkü orada para çok değerli arkadaşlar. Evet, EYT'lilere para yok diyen sarayın harcamalarına bir bakalım. Tek kullanımlık mutfak takımına eski parayla 1.4 trilyon, çatal bıçak takımına 1.5 trilyon, mefruşata 3.8 trilyon, giyeceklere 6.1 trilyon, hediyelere 2 trilyon lira para harcanmış. Vatandaş ekmek parası bulamazken
intiharlara yönelirken saray har vurup harman savuruyor ve kriz halkın sofrasında yaşanıyor, sarayın sofrasında ve mutfağında değil elbette. Halkın vergisi sarayın harcamalarına örtülü ödeneğe akıyor. Yani ayrıca da yandaş holdinglere gidiyor. Savaşa harcanıyor, ÖSO'ya gidiyor ama halka hiçbir şey kalmıyor. Evet, EYT'lilere para yok, emeklilere para yok, işçilere, memurlara para yok ama sarayın çatal bıçak takımına var. Borç nedeniyle vatandaşın kapısına haciz dayanırken iktidar yandaşı holding ve müteahhitlerin borçları ise bir bir siliniyor. İşte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi budur değerli arkadaşlar. Tek kullanımlık mutfak takımına 1.4 trilyon paranın harcandığı sistemin adı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Böylesi bir süreçte milyonlarca işçiyi ilgilendiren 2020 asgari ücreti görüşülüyor. Asgari ücret bir aile için geçim ücreti haline getirilmeli. Toplumun tüm kesimlerinin görüşleri alınarak belirlenmelidir. Asgari ücret net 3200 TL olmalıdır ki bu DİSK'in de bugün açıkladığı bir rakamdır değerli arkadaşlar. Ve bu konuda işçilerin haklı, meşru ve insanca taleplerinin yanındayız. Onların mücadelesi bizim de mücadelemizdir diyoruz. Evet, bunları halkı zerre kadar düşünmediklerini bir başka göstergesi de termik santrallerdir değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz ölüm saçan 15 kömür termik santraline filtre takılmasını ekonomik maliyeti gerekçe göstererek 2022'ye kadar erteleyen bir yasa maddesi çıkardılar. AKP-MHP oylarıyla kabul edildi bu madde. Sırf yandaş şirketlerin kasasından para çıkmasın diye insanlığın sağlığıyla oynadılar ve halk zehir mi soluyor, hastalanıyor mu? Elbette ki bunların umurunda değil. İnanın bunların zihniyetinin o termik santralin bacasından çıkan zehirin havasından hiçbir farkı yoktur. Kamuoyunda tepkinin büyümesi üzerine Cumhurbaşkanı o yasayı veto etmek zorunda kaldı. Tabii şunu iyi biliyoruz ki bu yasayı Erdoğan'ın onayı olmadan meclise getirmediler. Tepkiler artınca da geri adım atmak zorunda kaldılar ve yasayı geçiren AKP'liler veto nedeniyle Erdoğan'a şimdi teşekkür ediyorlar değerli arkadaşlar. Tam bir kara mizah örneği gerçekten. Ya siz, peki siz değil misiniz o yasanın geçmesi için el kaldırdınız? O yasanın geçmesi için AKP ve MHP milletvekilleri genel kurulda evet oyu kullandı. O maddenin yasadan çıkarılması için grubumuzun verdiği değişiklik önergesini reddettiniz. AKP'li ve MHP'li milletvekiller reddetti. Şimdi yasayı veto ettiği için Erdoğan'a teşekkürü de yine bunlar yapıyorlar. Gerçekten şaşkınlık yaratacak bir durum. Evet, o santrallere bir an önce filtre takılmalıdır. Ancak bu yeterli değildir. Bir filtrede rant için toplumu zehirlemeyi göze alan AKP zihniyetine takılmalıdır ki AKP kendisine çeki düzen versin. Ama şunu biliyoruz, onu da halkımız ilk seçimlerde gerçekleştirecektir değerli arkadaşlar. İşte beka dedikleri asıl budur değerli arkadaşlar. Sarayın bekasıdır, rant ekonomisinin bekasıdır. Koltuklarının bekasıdır, yolsuzluklarının bekasıdır, çatal bıçak takımının, şatafatın ve israfın bekasıdır. Şimdi kriz herkesin canını yakmaya başlayınca AKP Genel Başkanı yaşamın merkezine dini alacağız diyor ve dini insanların inancını siyasete alet ediyorlar. Evet, geçmişte de bunu çok yaptılar. Din üzerinden siyaset yaptılar. Özellikle seçim dönemlerinde bunu çok kullandılar. Ve şunu belirtmek istiyoruz. Dini siyasete alet etmek hiç kimsenin haddine değildir.
Parayı bunlar götürüyor. Halka da siz dinle yetinin diyorlar. AKP başkanı geçenlerde yine bir söz kurdu, bir söz sarf etti. Dindar gençlik yetiştirirsek sokakta hırsız göremeyiz diyor. Evet, hırsız artık sokakta değil ki. Nerede olduğunu herkes çok iyi biliyor. Anlatmaya gerek yok. 17-25 Aralık unutulmadı daha. Paraları sıfırladın mı diyen laflar, hırsızlık babadan oğula geçer sözü sokaklarda geçmedi ki. Bu hükümetin, bu iktidarın ne kadar büyük hırsızlıklar yaptığını hepimiz biliyoruz. Hırsızlar sokakta da var, biliyoruz, ama en büyük hırsızlık iktidardadır, AKP hükümetindedir değerli arkadaşlar. Kayyumların hırsızlığı sokakta değil ki, kamuda, belediyelerde yaşanıyor. Ve şunu bir kez daha ifade etmek isteriz ki sokaklarda da hiçbir zaman hırsızlık olmasın. Kimse kimseden çalmasın, ama asıl önemlisi yukarıdaki hırsızlıkların son bulmasıdır diyoruz. Evet sevgili arkadaşlarım, bu iktidar artık çatırdamaktadır. Toplumda hiçbir inandırıcılıkları kalmamıştır. Göreceksiniz, tepe taklak gidecekler ve 2001 krizinin üzerinde iktidara gelmişlerdi. Şimdi kendi yarattıkları ekonomik ve siyasi krizle gidecekler, yolun sonuna yaklaştılar. Siyasi ömürlerini uzatmak için içeride, dışarıda, karada, denizde, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, her yerde çatışma ve gerilim politikasını alabildiğine yaymaya çalışıyorlar. 9 Ekim'de girdikleri Kuzey ve Doğu Suriye'de sivil yaşamı hedef almaya devam ediyorlar. Dün Tel Rifat ilçesinde gerçekleştirilen bombardımanda 8'i çocuk, 10 sivilin yaşamını yitirdiği haberleri geldi. Evet, 10 sivil de yaralı. Çocukları hedef alan bu saldırıyı lanetliyor ve buradan bir kez daha kınıyorum. 9 Ekim'den bu yana 478 sivil hayatını kaybederken 1070 sivil yaralandı ve adına Barış Pınarı dedikleri bu operasyonda sivillerin, özellikle çocukların kanı akıyor ve insanlar yerlerinden göç etmeye zorlanıyorlar. Suç ve cinayet örgütüne dönüşen ÖSO çeteleri Kuzey ve Doğu Suriye'de her gün savaş suçu işliyor. Evet, ÖSO çeteleri insanları evlerinden alarak sokak ortasında katlediyor. IŞİD yeniden kendisine alan açmaya çalışıyor. Bütün bunlar AKP iktidarının sorumluluğunda yaşanıyor. Birleşmiş Milletleri, Avrupa Konseyi'ni, uluslararası insan hakları kuruluşlarını Kuzey ve Doğu Suriye'deki insanlık dramına karşı sessiz kalmamaya çağırıyoruz ve Türkiye Kuzey Suriye'den çekilmediği sürece bölgeye huzur ve istikrarın gelmeyeceğini bir kez daha ifade ediyoruz. Siviller her gün hedef alınmaya devam edilecektir eğer oradan çekilmezlerse. Elbette bu yapılanları, masum çocukların katledilmesini tarih ve Kürt halkı hiçbir zaman unutmayacaktır. Sivil ölümleri ve orada işlenen diğer savaş suçlarının hesabını Türkiye hukuk karşısında mutlaka verecektir. Evet, her attığı şeye zarar veren ve yıkım getiren, toplumu kutuplaştıran, çatıştıran, yoksullaştıran, adalet duygusunu yok eden, demokrasiyle, barışla kavgalı olan bu iktidardan kurtulmanın çoktan zamanı gelmiştir. AKP'siz bir Türkiye artık çok uzakta değildir değerli arkadaşlar. Biz HDP olarak bu sürecin daha fazla uzamaması için erken seçim çağrısı yaptık. Buradan bu çağrıyı bir kez daha yineliyoruz. Ülkenin acil ihtiyacı bir erken seçimdir. Bu iktidardan bir an önce kurtulmak ve yeni anayasa başta olmak üzere büyük bir demokratikleşme sürecini başlatmak, ülkenin ve toplumun tüm demokrasi güçlerinin önünde duran
acil gündem olmalıdır. Bu iktidardan kurtulmayı mutlaka başaracağız diyorum. Omuz omuza vererek başaracağız. 7 Haziran'da, 1 Kasım'da, 24 Haziran'da, 31 Mart'ta, 23 Haziran'da başardık, yine başaracağız. HDP umuttur, HDP cesarettir, HDP başarı ve zaferdir değerli arkadaşlar. Hiç kimse endişelenmesin, karamsarlığa kapılmasın. Aydınlığı ve güzel günleri mutlaka yakalayacağız. Türkiye halklarının hak ettiği onurlu ve eşit yaşamı mutlaka kuracağız diyorum. Bir kez daha katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.